Hamlar beyler tekrar merhaba. Bir süredir video yayınlayamadım YouTube'da fakat video çekmeye devam ediyorum arkadaşlar. YouTube'da yine video yayınlamaya devam edeceğim. Bu sırada daha ileriki konularla ilgili büyük uygulama üzerinden de yine Udemy'den devam etmeyi düşünüyorum. Biraz daha sabretmenizi rica edeceğim sizden. Bu videoda ben şimdi önemli layout widget'larından bir tanesi olan stack'ten bahsetmek istiyorum. Ondan sonra da sizden bir egzersiz olarak bana parametrik bir Türk bayrağı vücutu yapmanızı isteyeceğim bir sonraki videoda. Evet arayüzde elemanları şu ana dek kalım, row ve rep ile hep dizdik. Arayüz oluştururken. Fakat bazı durumlarda üst üste çıkartmamız gereken arayüz elemanları olabilir arkadaşlar. İşte bu durumlar için stack vücutunu kullanmamız gerekiyor. Dökümanlara hızlıca geldiğimizde burada yerleşim dokümanlarına gelelim. Burada single child değil multi child layout'a geldiğimiz zaman aşağı indiğinizde bakın burada stack widget'ı var ve bu gibi durumlar için bunu kullanmamız gerekiyor. Buraya geldiğimiz zaman da karşımıza bir video çıkıyor. Bir video karşılıyor bizi. Güzel bir video. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Biz şimdi buradaki açıklamaya bir göz atalım hızlıca. Bu widget çocuklarını kendi kutusunun kenarlarına göre yerleştirir demiş burada. Elemanlarını basitçe üst üste dizmeye yarar. Mesela imaj üzerine text, imaj gradyan olabilir, buton da eklenebilir vesaire diye burada anlatmış. Stack Visitor'ın her bir çocuğu ya pozisyonlanmış veya pozisyonlanmamıştır. Yani biz buna bundan sonra pozisyonlu veya pozisyonsuz diyelim arkadaşlar. Bu çok önemli bir ayrım. Bu pozisyonlu veya pozisyonsuz çocukların da olması e, stekle çalışırken istediğiniz gibi davranmayıp bazen size saçma sapan şeyler yapıyorsa böyle bir şeyle karşı karşıya kaldıysanız muhtemelen bu konuyu iyi anlamamış olabilirsiniz. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Devam edelim. Burada pozisyonlu dediği şey positioned widget'ı içine alınmış ve şu widget positioned widget'ı içine alınmış ve en az bir tane boş olmayan properties'i olan diyor. Yani zaten bu olmak zorunda. Yani bu boş bir propertisi olmaz. İlla ki konumunu belirtmek için sağdan soldan yukarıdan aşağıdan propertileri var. Onlara bahsedeceğiz şimdi. Buraya takılmayalım. Stack kendini tüm pozisyonsuz çocuklarını alacak kadar büyütür. Bu da önemli. Pozisyonlu çocukların dışarı taşma özgürlüğü olacak çünkü göreceğiz. Pozisyonsuz çocuklar alignment propertiesine göre dizilir diyor. Ve devamında da bunlar dizilip yani bu pozisyonsuz çocuklar dizilip stack'in boyutu belli olduktan sonra stack kutusunun boyutu belli olduktan sonra da pozisyonlu çocukları stack'in bu belirlenmiş kutusuna göre kendini ayarlıyormuş. Stack listedeki ilk çocuğu en alta atıyor arkadaşlar ve siz stack'in elemanlarını ekledikçe, yavrularını ekledikçe bir sonraki yavru bir üsttekinin üzerine yapıştırılıyor postitler gibi. Alt üst sıralamasını değiştirmek için rebuild etmelisiniz diyor. Ee, bu durumda da hepsine birer key vermelisiniz diyor veya widget'ı yıkıp baştan yaratabilirsiniz. Daha basit bir yöntem olarak demiş. Flutter'da keyler ve kullanımından bahsetmedik biz hiç. Şöyle bahsedersek kısaca bir widget ağacı hayal edelim. Widgetların yerini değiştirmek istiyorsunuz. Aradan bir tane siliyorsunuz vesaire. Mesela bu durumda Flutter'ın bunların tekrar düzenleyebilmesi için tanıması gerekiyor her birini ayrıca. Çünkü birbiriyle aynı tip widgetlarsa bunlar Flutter maalesef bunları tekrar render ederken ayırt edemiyor birbiriyle. Yani yukarıdan aşağı bir list view görüntüsü var. Hepsi list style, list style, list style, list style. Aradan bir tane sildiğiniz zaman Hangi list tile gitti bunu Flutter bilemiyor arkadaşlar. Bunun için de ayırt edebilmesi için de her birine özgü birer key değeri, key value verilmesi gerekiyor. Neyse bu detaya şimdi girmeyeceğiz zaten. Aşağıda da örnekler var. Dökümanın aşağısında. Bunlara bakabilirsiniz. Çok basit. Sağ tarafta da gördüğünüz gibi bu widget'ın property'leri var, özellikleri var. Ve çok da bir property yok aslına bakarsanız. Şimdi bunları hep birlikte göreceğiz zaten. Android Studio'da hemen boş bir sayfa açtım ben arkadaşlar. Oradan devam edeceğim ama siz Dartpad veya CodePen'in Flutter Editor'ünde de devam edebilirsiniz. Daha pratik olur dersi takip etmek için. Ben burada yapacağım çünkü ben Flutter Inspector kullanarak nasıl widgetların oluştuğunu göstermek istiyorum size. Evet gördüğünüz gibi boş bir sayfa açtım. Hiçbir şey yok. My App demiş. Stateless Widgets. Bir tane materyal hep döndürüyor her zaman olduğu gibi. Home'una geçici olarak container verdim ben burada. Şimdi buraya container yazmayalım da stack lesson diyelim. Ve bir tane stateless widget oluşturalım. Adı stack lesson olsun. Evet. Bu örnekte üst üste dizmek istediğim arayüz elemanlarını oluşturacağım şimdi burada ben hızlıca her biri birer widget olacak benim için. Bir tane mavi kutu yapalım. Konteyner olsun bu. Yükseklik 200. Genişlik 200. Ve rengi de Abi olsun. Bunu aldım, kopyaladım. Bir tane de pembe kutu oluşturayım. Bunun yüksekliği 100, 100 olsun ve pembe olsun. Üçüncü bir eleman olarak da bu sefer bir yıldız şeklinde bir ikon olsun. Yıldız adında bir ikon widget olsun bu. Yıldız. Boyu 50 piksel. Rengi de sarı renk olsun. Şimdi bunları üst üste dizecek şekilde bir stack yaratacağım ben. Okey. Siz bir aşağı inin. Bunlarla işim kalmadı. Hemen geldim. Burada center diyeyim. Merkezde görünsün. Çocuğu olarak bir stack verelim şimdi biz buna. Stack widget'ına şimdi ctrl'e boşluk yapınca bakın children çıktı. Aynen row ve column'daki gibi multi child widget layout olduğu için bu çıkıyor. Buraya vereceğim ilk widget en altta olacak. İkinci vereceğim onun üzerine yapışacak. Üçüncü vereceğim onun üzerine yapıştırılacak ekranda. Mavi kutuyu vereceğim ilk. Sonra pembe kutuyu vereceğim. Sonra da yıldız. Bu haliyle bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi şu anda 3 tane widget'ı üst üste getirdi dizdi arkadaşlar. Koyarken de birinci çocuğu yani mavi kutuyu en alta ikinci çocuğu pembe kutuyu onun üstüne üçüncü çocuğu olan ikonu yıldız ikonunu da onun üzerine yerleştirdi. Tamam. Yukarıdan aşağı yerleşim sırası böyle. Peki nasıl pozisyonladı? Bunların her biri pozisyonsuz çocuk. Biz onlara sen şuraya, sen şuraya, sen buraya geç diye bir koordinat bilgisi verdik mi? Vermedik. Burada öyle hiçbir şey yok gördüğünüz gibi. Nerede olduklarını bilmemeleri lazım. Bu durumda da Flutter default olarak varsayın olarak getirdi. Hepsini gördüğünüz gibi sol üstte şuradan merkezleyerek dizdi yapıştırdı arkadaşlar. Şimdi Flutter Inspector'ımızı bir açalım. Yenileyelim. Ve her biri nasıl görünüyor bir bakalım. Şuna tıkladım. Şimdi ikonumuz gördüğünüz gibi şu kadar bir yer kaplamış. Pembe konteyner bu kadar yer kaplıyor. Mavi şu kadar kaplamış. Stack'e bakalım. Stack de bu kadar yer kaplamış arkadaşlar. Yani en büyük olan, mavi olan kadar yer kaplamış şekilde görünüyor. Bunu şuradan da tam olarak ne kadar render edildiğini şuradan da görebiliriz. Stack, bakın şuraya geliyorum. Gördünüz mü? Şurada 200'e 200 diyor. Neden 200'e 200? Çünkü mavi kutu 200'e 200 olduğu için Döküman ne diyordu bize? Pozisyonsuz çocukları ki bunların hepsi pozisyonsuz. Pozisyonsuz çocukları kadar büyüyecek şekilde kendini ayarlar diyordu. Peki şöyle yapalım. İkinci çocuğu yani pembeyi 100'e yüz 100 değil de 100'e 300 yapalım genişliğini. O da bir pozisyonsuz çocuk. Bakalım şimdi stack ne kadar büyük olacak. Evet gördüğünüz gibi pembe büyüdü. Stack'e tekrar bakalım. Refresh. Kutunun boyunu gördünüz mü arkadaşlar? Şu kadar bir yer kaplıyor stack. Tekrar burada geldim. Render'a baktım. 300'e 200. 300'ü nereden aldı? 300'ü gelip buradaki 300'den aldı pembe kutudan. 200'ü ise mavi kutunun boyutundan aldı. Yani bütün çocuklarını en köşeye dizdi. Sonra da onların hepsini kaplayacak kadar kendi boyutunu ayarladı Stack. Bunun üzerinde duruyorum bu önemli çünkü. Birazdan anlayacaksınız. Peki, stacking kutusunu kendi istediğim kadar bir boyutta ayarlayamaz mıyım? Eee aslında hayır. Çünkü stack'in böyle bir property'si yok. Yani stack'e gelip baktığınız zaman işte alignment, overflow, fit key, text direction sadece karşınıza bunlar çıkıyor. Yani width ve height gibi bir property'si yok. Ancak stack'i bir container içine alıp boyutlandırabiliriz. Stack'i container ile saralım ve kendimiz boyutlandıralım. Genişliği 350 olsun. Yüksekliği de 250 olsun. Şimdi tekrar alalım. Gördünüz mü? Ekranda görebiliyorsunuz değil mi? Bakın şimdi kendini çocuklarına göre ayarlamadığı bizim ona verdiğimiz container'ın ona verdiği parent'ın ona verdiği 350 ve 250'ye göre pozisyonladı ve ekranda şu kadar bir yer kaplıyor arkadaşlar. Burada da bakarsak gördüğünüz gibi burada 250 ve 350 diye karşımıza çıktı. Öte yandan pozisyonlamayı da hala kendi sol üst köşesine göre yaptı çocuklarını. Stack'in Property'lerine gelecek olursak Önce Fit diye bir tane Property'si var. Ondan bahsedelim. Buna Stack Gördüğünüz gibi Stack Fit Expand, Stack Fit Lose var. Bu ikisi bizi ilgilendiriyor şu anda. Lose zaten Default Value'su. Bunu yaptığınız zaman hiçbir şey değişmeyecek. Çocuklarının boyutlarıyla oynuyor bunu yaptığınız zaman. Pozisyonsuz çocuklarının boyutlarıyla oynuyor. Fakat ben bunu expand yaparsam arkadaşlar expand yaptığınız zaman çocuklarını kendi kutusuna sığacak kadar büyütüyor ve genişletiyor. Çalıştırayım. Şimdi kendi kutusu neydi? 250'yi 350 idi. Çünkü parent'ından geliyordu bu. Atasından geliyordu. Container'a bakalım. Ne kadar yer kaplıyor? Bakın o da bu kadar yer kaplıyor. Şuna bakalım. O da bu kadar yer kaplıyor. İkona bakalım. İkon da ekranda bu kadar yer kaplıyor. Hatta şurada da görebiliriz. Render edilen objesi bunun. Gördüğünüz gibi ikondayım şu anda. Burada 250, 350. Yani bütün pozisyonsuz çocukları kendini konteynerin kutusu kadar büyüttü. Bunu şimdi tekrar Lose yapalım. Ve pembeyi de tekrar 100 yapalım arkadaşlar. Tekrar çalıştırayım. Stack'in bir diğer önemli propertisi olan Alignment'a bakalım. Alignment. Şu anda default olarak bütün pozisyonsuz çocuklarını sol üstte yapıştırdığı gibi başka tarafa da yapıştırmasını sağlayabiliriz. Alignment diyeceğiz. Mesela hepsini ortalayalım. Ne yapacak? Stack kutusunun içinde hepsini getirip ortada çizecek. Bakın stack kutusunu tekrar göstereyim size. Stack kutusu şurada. Görünmez bir kutu şu anda. Bütün çocukları da onun ortasına dizilmiş durumda. Center demeyip başka neler diyebiliriz bakalım. Bize çıktı. Dipte merkeze getir diyebilirsiniz. Ne yapar o zaman? Dip de merkeze getirir. Gördüğünüz gibi. Solda merkezleyelim. Yani anladığınız bu şekilde kendiniz şey yapabilirsiniz. Yani bu şekilde tüm pozisyonsuz çocuklarını ortak şekilde pozisyonluyor. O zaman gelelim şimdi bu pozisyonlu çocuk nedir? Position nedir? Ondan bahsedelim biraz biz. Diyelim ki bu yıldızı stack'in kutusunun içinde kendim başka bir yere pozisyonlamak istiyorum. Mesela bu kutular yine bu tarafta kalsın. Mavi ve pembe konteyner stack kutusunun içinde sola yaslık kalsın. Fakat yıldızı aşağıya sağ dipte şuraya bir yere indirmek istiyorum. Çünkü stack kutusu şu anda şöyle bir şey. Bunun için ilk yapmam gereken şey bu widget'ı yıldızı positioned widget'ı ile sarmalama. Tamam sarmaladım ama Flutter hala benden nereye gideceği bilgisini istiyor. Top, bottom, left, right adlı şeyleri var. Property'leri var. Şu şekilde göstereyim. Left, bottom, right ve top diye arkadaşlar. Ki az önce bahsettiğim şey şu ikisine şimdi hiç girmeyelim. Şimdi ben dipten sıfırlamak istiyorum. Right'tan sağ taraftan da sıfırlamak istiyorum tekrar çalıştıracağım. Hop bakın yıldız nereye gitti? Nereye gitti? Dışarı çıktı gibi duruyor değil mi? Dışarı çıkmadı. Yıldız hala stack kutusunun içinde. Neden? Çünkü stack 250'ye 350'lik bir kutu. Bakın, stack kutusu burada. Stack kutusunun dibinde sağdan ve dipten kendini sıfırlayacak şekilde geldi buraya yerleşti. Bunu biraz mesela dibe oturmasın da biraz yukarı biraz da şöyle 45 derece üstte doğru çıksın. Nasıl yapacağım? O zaman mesela buraya 20 desem sağdan da 20 içeri al dedim. Kaydettim. Buraya bakın. Gördüğünüz gibi içeri kaydı. Şimdi şurada şurada birer boşluk oluştu. Peki bu Container'ın şeylerini verdiğim boyutları bir yoruma alayım. Yani yani stack pozisyonsuz çocukları kadar büyütsün kendini. Bakalım şimdi ne olacak. Bakın şimdi stack tekrar ne yaptı? Bütün pozisyonsuz çocuklarının boyutu ne kadarsa dizdiği zaman onlar kadar bir yer kapladı. Sonra yıldız da kendini gelip bu duruma göre pozisyonladı. Burası önemli arkadaşlar. Yani stek kutusu nun boyutu önce bir belli oluyor pozisyonsuz çocuklara göre. Sonra da pozisyonlu çocukları kendini bu kutunun sınırlarına göre gelip konumluyor. Şöyle yapalım. Pembe kutuyu da yıldızın altında bir yere, yıldızın altına sokayım. Yıldızın altında bir yere pozisyonlamak istiyorum. İlk yapacağım şey bu pembe kutuyu position widget'ı içine almak. Bunu da gelelim köşesine yapıştıralım. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi ne yaptı? Stack kutusunun sağ altına yerleştirdi bunu. Position widget'ının asıl güzelliği şu arkadaşlar arayüz tasarlarken bu widget ile stekin stack kutusunun sınırlarından taşırma yapabiliyorsunuz. Örneğin pembe kutuyu ben buradan şu tarafa ve şu tarafa doğru taşırabilirim. Yani şöyle bir yere taşıyabilirim pembe kutuyu olduğu pozisyondan. Nasıl yapacağım? Dışarı doğru taşacağım için eksi diyeceğim. Eksi 30, eksi 30 verelim. 30 ar piksel taşırayım çalıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi kutu küçüldü gibi görünüyor değil mi? Kutu küçülmedi. Kutu hala orada. Inspector'dan göstereceğim onu size. Stack'e bakalım önce. Stackim nerede? Burada. Pembe buradaydıydı. Pembeye baktım. Pardon bu değil. Bakın, gördünüz mü? Şurada görünüyor. Aslında küçülmedi. Bir şey olmadı burada gibi ama stack kutusunun dışında kalan kısmı Flutter bize göstermedi. Kırptı gibi oldu. Görüntüyü oluştururken görüntüyü kırptı orada. Bunun kırpılmasını istemiyorum. Yani benim asıl amacım bunun burada dışarı taşar gibi görünmesi arayüz oluştururken. Bunun için kullanmam gereken başka bir property var. Aslında iki tane değişik property var. Bu da overflow veya Clip Behavior kullanmamız gerekiyor. Dokümanlara gelmek istiyorum onu size göstermek için. Overflow. İşte taşan çocuğun kesilip kesilmemesini gösteriyor diyor. Ama burada göstermek istediğim şey size şu. Normalde Clip'dedir diyor. Ama Overflow Visible değerini atarsanız diyor. O zaman görünecek diyor. Şurada önemli bir şey söylüyor ama. Bu Clip Behavior'ın etkisi. Şimdilik override ediyor diyor. Fakat gelecekte biz bunu kaldırıp yerine sadece clip behavior'ı kullanacağız diyor. Benim şu anda kullandığım Flutter en son versiyon değil. O yüzden ben şimdi stack'e e bastığım zaman clip behavior çıkmıyor gördüğünüz gibi. Sizde çıkıyor olabilir veya DartPad, CodePen'de kullanıyorsanız clip behavior çıkıyor olabilir. Ben ikisiyle de göstereceğim. Yani overflow'u ben size gösterebileceğim. Overflow visible dediğim zaman taşan kısmı gösterecek bana. gördüğünüz gibi gösterdi. Peki overflow yerine diğer özelliği kullanırsak nasıl yapacaktık? Onu şöyle yapacaktık. Şurada yorumda yazayım kafız karışmasın. Clip behavior propertiesine gelip clip mesela kesilmesini istiyorsanız hard edge özelliğini vermeniz gerekiyordu. O da dokümanlarda var. Başka neler var? Ben bakayım size. Mesela buraya geldiğiniz zaman şuna tıklayalım. Default. Şuna basalım. Şimdi birkaç tane burada olasılığınız oluyor. None derseniz bir şey yapmıyor. Kesme yapmıyor. Dışarı taşırıyor yani. Hard Edge derseniz kesiyor. Fakat Anti-Aliasing özelliğini kullanmıyor. Anti-Aliase de kes derseniz kesiyor. Açıkçası şunun olduğuna ben de bakmadım. anti alias dediği de kesim yaparken eee Görsel olarak daha güzel, daha yumuşak bir şekilde görünmesini sağlayan bir kesme yöntemi. Ee, ama hard edge'e göre daha yavaş. Ee, onun biraz daha galiba şeyi var. Hassas bir yöntemi var arkadaşlar. O da underlies with save layer demişler mesela. Bilmiyormuş, kullanmadım. Bu, bu biraz daha da yavaşmış hatta. Öyle görünüyor. Neyse gelelim. Hard edge derseniz keser. İşte oradaki gibi nan derseniz kesmez. Sizin Flutter versiyonunuz o şekilde ise bunu kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunu kullanamadım. Böyle kaldı benimki. Stack kutusu bu kadar olduğu için pembe buradan taştı. Ben şu yorumları tekrar açarsam konteynerdaki ve stack'in 350'ye ve 250'ye çıkmasını sağlarsam stack kutusunun bakın ne olacak. Gördüğünüz gibi şimdi yıldız ve pembe kendini maviye göre değil. Mavi de bir çocuk çünkü ona göre niye pozisyonlasın. Stack kutusu neyse ona göre pozisyonladı. Stack kutusu nerede bakalım. Stack kutusu gördüğünüz gibi burada. Ve bunun sınırından biri kendini 20'şer piksel içeri attı. Pembe de bunun tam sınırından kendini 30'ar piksel dışarı attı. Aslında şu anda şu anda ekranda gördüğünüz bu 3 arayüz elemanı birbirinden farklı yerlerde gibi görünmesine rağmen aslında hepsi widget ağacında aynı yere bağlı arkadaşlar. Stack widget'ına bağlı. Bu fit expand'i şimdi mesela expand bakın ne yapacak? Ne yapacak? Çalıştırmadan önce düşünelim. Bu özellik ne yapıyordu? Pozisyonlanmamış çocuklarını stack kutusu kadar büyütüyordu. Pozisyonlanmamış çocuk şu anda mavi kutu. Stek kutusu 250'ye 300. Demek ki mavi kutu 250-350 olacak kadar büyüyecek. Diğerleri etkilenmeyecek. Neden? Çünkü onlar pozisyonlu çocuk. Gördüğünüz gibi sadece pozisyonsuz çocuk bu kadar büyüdü. Evet başka da bir şey yok zaten bu stekte. Yani burada ki stek ağacındaki vücut yani ağacındaki vücutlar yer değiştirirken diye başka bir konu bahsetmiştik. Text direction diye bir şey var. Bu işte Arapçayı bir hani gibi sağdan sola yazma ya da yukarıdan aşağıya yazılan dillerle ilgili bir şey. Hiç girmemize gerek yok bence. Şey yapalım. Mesela mavi kutuyla pembe kutuyu yer değiştirelim. Önce mavi kutuyu, pembe kutu nasıl yapacağım onu? Mesela şunu üzerine gelip bunu widget ağacında bir yukarı at dersem gördüğünüz gibi onu yukarı aldı, mavi kutuyu aşağı aldı. Yani pembe aşağıda, mavi 2. Yıldız üçüncü olacak şimdi. Ona da bakalım bir. Bakın. Şimdi de pembe, mavi ve yıldız şeklinde bir arayüz oluştu bize. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Sonraki videoda da sıra sizde yapacağız. Stack widget'ını kullanarak bana parametrik bir Türk bayrağı yapmanızı isteyeceğim sizden. Görüşmek üzere.